bir tabir vardır hani rüya kafesteki kuş gibidir, kafesten yorumlandıktan sonra kafesten çıkar. Yani rüyayı yorumlamak da aslında orada... Belki kafeste de ölür. Belki. Kafeste de öldürebilirsin. Dışarıda uçan kuşu kafes manip şey değil, demagoji değil bu. Evet. Rüya ile alakalı onu bir kenara koyduk da... Yani siz herhangi bir devlet reisi vesaire falan gibi çok önemli kritik bir adamın... Rüyasını duydunuz mu hiçbir televizyon kanallarında? Bak çok acayip bir şey soruyorum. Giyimini duydunuz. Aldatmalarını duydunuz. Eşcinselliğinden bilinmesine kadar her şeyini... Her şey. Rüyasını soran var mı? Hiç duymadım. Sebebi ne? Herkes onu kendince mahrem alan olarak kabul ediyor demek ki bir. Yani İslam... Bakın esasında herkes rüyasını birbirine anlatıyor da... Arkadaşlar bunu böyle yapmayın diyen bir rehber ve mürşit yok. Tam tersine İslam fıtrattır. Rüyanızı zaten siz fıtraten o rüyanın sahasıyla alakalı özel bir insana anlatmak istersiniz. Bu fıtratı kodunuz böyle, fabrika ayarlarınız böyledir. Hatta niye tuhaf gelir bize, niye biz rüya programlarını seyrederiz? Aa, adam... Pantolonunu indiriyor denildiğinde tıklanma rekoru kırar. Yani gören diyor ki nasıl indiriyor ya acaba? Ben bakmam aslında bu işlere dersin. Bal gibi de bakarsın. Çünkü acayip bir şey. Rüyada da aslında kendi rüyanı merak ettiğinden değil. Rüyasını anlatıyor denildiğinde o özeli merak etme, içteki hırs var ya. Adamı çözme hırsı, sırrını öğrenme. Bu bilgi güçtür şeklinde gelen bir enformasyon kirliliğinin dışında da İnsan hep kapalı, gizli şeyleri merak eder. O sebepten dolayı biz mesela burada tevekkül, rıza, kibir, binleme desek ya hoca anlatıyor. Bir dinleyelim ya tevekkül. İnan bak sana söylüyorum, tecrübenle al. Bugün araştırma, belki ileride bunu dijital olarak da görme şansımız olabilir. Şurada dinlesinler, en güzelini anlatalım. Tevekkülle alakalı bakış açısı bu programdan sonra asla değişmeyecektir. Yine dinleyecek, kafasına göre hareket edecektir. Bu insan fıtratında olan bir şey mi? Çünkü tevekkül zemin ister. Tevekkül malumat değildir. Gelip oturacak şey ister. Şu tarafta istediğin kadar çekim yap. Bu kadraja girmedikten sonra çekim olmaz. Önce o hale bürünmek tevekkül, lazım herhalde. Tevekkül imanın çerçevesine girmeden olacak bir şey değildir. Adamın imanında şüphe var. Allah yarattı da yani bu tabii günümüzde diye söze başlıyor adam ya. Binlerce, milyonla genç var biliyor musun böyle? Bak gençleri seven bir insanım ben. Ve çok ümitliyim. Geyik yapıyorlar. Kafeye oturuyorlar. Ya hacı be yani tamam şey de... Hani bu mesele nasıl oluyor? Aslında biraz tuhaf değil mi? Mesela hala gidiyorsun orada secdeye yatıyorsun da hani biraz böyle... bizim arkadaş öyle demiş. Ya ben şaşıyorum demiş. Ben bilgim yok dini. Sen şimdi senin Allah'ın yarattığına inanıyorsun değil mi? Abi demiş ya ne cesaret ya. Baya baya Allah'a kafa tutuyorsun demiş. Öğretiyorsun bir şeylere demiş yani. Ya söylediğin lafın nereye gittiğini anlıyor musun demiş. Tevekkül böylemiş. Tevekkülü anlatayım. Tevekkül aslında böyle olur. Aa tamam. Hadi düzeltelim. Yok böyle bir dünya. Yalan. İmanla beraber ama rüya farklı. Rüya, herkesin dikkatini çekiyor. Rüya seni bu kadrajı sorgulamaya, buraya gelmeyi mecbur ettiği için o sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'de tevekkül 10 ayette geçiyorsa rüya hakkında koca sure var. Allah Teala buyuruyor ki ben sana anlattığım şeylere fıtratınla alakalı. Bakın konuyu dağıttım gibi değil, toparlayacağım şimdi. Çok orijinal bir yere gelecek. Çok güzel bir yere gelecek. Rüya ile alakalı konuştuğumuz şey dirilmek, ölmek falan filan diye konuştuk. Bir sözün ilk başta girdiği yere bir atıf yapayım. Sonra buraya geleyim. Şöyle ki, durum şu. Dedik ki rüyayı anlatacağın zaman bile bir özellik iste denildiğinde gayri ihtiyari. Bakın çok önemli bir viraja giriyorum şimdi. Rüyayı gören kişi nasıl bazı standartlar, kendince belirlediği standartların haricinde başka alemler olduğunu hissedecek şekilde en azından şeytani bile olsa... Allah'ın rahmani olarak onu bir sallayıp kendine gel demesi manasına geldiğini söyledik ya. Bu standardımız bozulduğunda ne yapıyoruz? Aynı sağlıkla alakalı
televizyon programı bir doktor çıkar, istediğini anlatabilir. Doktor mu neymiş? Nöroloji uzmanı, bilmem ne uzmanı. Dinlersin. Çok da seçici olmazsın. Dinlersin yani. Kendinle alakalı çok önemli bir mevzu. Aman doktorunu iyi bul denildiğinde, o böyle senin her gün selam verdiğin adamların hepsini bir kenara koyarsın. Bu işin alası kendi bütçene ve kendi eğitim şekline, kalitenin durumuna göre. Ne yaparsın? Güvendiğin adamı bulursun. Sülalende bir sürü doktor olabilir. Ama aranızdaki nizalı bilinmeden dolayı ahlaken onlarla uyuşmazsınız. Güvenebileceğin bir hazık hekim arar mısın? Rüyada da böyledir. Senin içsel boyutunla alakalı bir şeyi fark ettiğinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Yusuf'un arkadaşları hani rüya görmüşlerdi de Yusuf'a sordular ve dediler ki biz seni hakikaten de muhsinlerden görüyoruz. Bize sürpriz yapmayacak bir adamsın sen. Güzel bir adamsın. Anlatsana. Vallahi sana söylüyorum bak Türker abi, sizin programlarınızı da görüyorum. Şu mevzuyla alakalı evrenin sırlarını çözüyoruz. İstersen Kenan evrenin sırrını çöz yani. İnan ki bir halta yaramaz. Bu kadrajda olması lazım. Size tavsiyem şu. Kur'an-ı Kerim'de hani lezzet diyorum ben buna. Hani insanın böyle dimağında, ağzında tat bırakan şeyler var. Hiç dikkat çekmeyen şeyler. Klasik metinlerde en çok kafa yormanız gereken cümleler basit gibi görünen cümlelerdir. Kur'an, bir kere daha sizin programımızda bunu konuştuk. Kur'an-ı Kerim'in en kolay ayetleri veya klasik metinlerin en kolay metinleri hangileridir biliyor musunuz? Aynen. Hüküm bildiren. Hı. Bunu ben size söylemiştim. Yani seneler evvel programda sizle bunu söylediğimi hatırlıyorum. Söylediğimi unutma. Arşivlerden bakarsınız. Şunu yapmak haramdır, bunu içmek, zıkkımlanmak bilinmedir. Şöyle örtünmek, böyle namaz kılmak hükmüyle alakalı. Kur'an'la veya metinde en basit şey metin hukuk metinleridir. Olmak zorundadır. O yüzden çok bugün bu da yanlış tartıştırılıyor. Hükümlerle alakalı İslam'da bu var mıdır yok mudur? Vallahi yalan. Hiç bu hükümle alakalı bir tartışma yoktur. Sabaha kadar tartışmalarının hiçbir manası da yoktur. Tamamen aldatmacadır. İslam'da secde etmek var mıdır yok mudur? Namaz kılmak var mıdır yok mudur? Ama bir ulema demiş ki, ama bir ilahiyatçı. Yalandır bu. Tamamen manipülasyondur. En kolay metinler hüküm. Ama sabaha kadar değil, bütün sene boyunca 24 saat tartışacağım bir kelime bulayım sana. Hamd. Hamd etmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Basit bir cümle gibi görünüyor. Basit. Arapça basit, bast'tan gelir. Geniş demektir. Hava da basittir. Bedavadır. Anlat anlat bitiremezsin. Manipülasyon, demagoji ve laf cambazlığı yapmıyorum. Bu programda bir şey aktarmaya çalışıyorum. Buradan dinleyenler, şu programı dinleyenler gerçekten bakış açılarına böyle bir zenginlik katarak buradan ayrılsınlar istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de sır çözmeye çalışıyorlar. Bilinmeyeni kurban var mı yok mu? Tesettür var mı yok mu? Bunu koy. Yalan. Hepsinin şeyi belli. Yıllarca insanları böyle oyaladılar. Boş. Tartışma boş. Çünkü adam orada yapmayacağı, yapmamak için bir kafasına göre bir... Bir şey arıyor orada. Kendine uyduracak bir şey. Ama bak mesela şunu konuş. Şu rüyamı tabir etsene. Biz seni muhsinlerden görüyoruz. Bu ayet ne kadar lezzetli bir ayet biliyor musun? Sana bir şey anlatıyor. Sen diyor bak buradan ibret al. Hapishanede yatan ki sosyal seviyenin en dibidir. Bak bu Türkiye televizyonlarında ilk. Bu konuşmadan sonra ilahiyat fakültelerinde bu araştırma mevzu olacak. Göreceksin bak. Din sosyolojisi diyorlar ya. Evet. Hala ne olduğunu anlayamadığım bir sahadır. En dibi olarak kabul et hapishanedekileri. Diyor ki sana Kur'an. Hapishaneye düşmüş, ölüm cezasıyla müebbet hapse çaptırılmış bir adam bile bu kadar karanlık ve umutsuzluk içerisindeyken bile rüyasını tabir etmek için ehil bir adam arıyorsa ey ahmak, bu kadar elinin altında şey varken sen rüyanı niye el aleme konuşuyorsun? Gördün mü? Çok güzel. Bunu anlatmak istiyorum. Rüya
standardını bozduğu için televizyonlarda başkaları özelini anlattığı için seni ilgini çeker. Kimse rüya ilminde ilerlemek için televizyonda rüya programı seyretmez. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki neler yaparsan ortadan çatla istersen bilinen neye kadar git. Anne rahminin içinde dolaşıyorsun. Denildiğinde senin dikkat. Senin bulunduğun alemi küçümsemiyor. Sen bu alemi fazla gözünde büyütme. Tam tersine esas büyük olan alemi görmezden gelirsen küçüksün diyor. Bir daha söylüyorum. Senin yaptığın işleri küçümsemiyor. Bunu çok büyüterek esas büyük alemi görmezsen küçük bir adamsın diyor. Ölümden sonrası için yapabileceğin bir öngörün varsa sen büyük adamsın. Ölümü göremediysen bu dünyanın en büyüğü de olsan Firavun gibi sen rezil bir adamsın diyor. Kur'an'da Hazreti Muhammed'de. Bulunduğun yerde debelenip duruyorsun. Aslında bulunduğun yerde fıtratını besleyen şeyi tekmeleyip duruyorsun. Çevreyi kirletmen de bu. İnsanlara zulmetmen de bu. Seni içinde barındıran aleme ihanet etmen evvelden beri var. Seni doğuracak anayı tekmeleyen insansın sen diyor. Direndiğin şey tekmeleye gidiyorsun ama bir aleme çıkacaksın. Bu alem çok geniş gibi görüyorsun ama evet yeryüzü geniştir. Fakat yürüyecek insan lazımdır diyor. Bu alem geniştir ama yürürken adımını kibirle atma diye ayette söylüyor. Bir yandan diyor ki ardullahi vasiatun. Yeryüzü geniştir. Bir yandan da diyor ki ve la temşi fil ardı meraha. Yeri deler gibi yürüme ama. Geniş ama delme diyor. Kur'an'ın şifrelerini çözmeye kalkarken senin dünyana bu kadar dokunan şeyi sadece rüyada ölümü gördüğün zaman merak ediyorsan bu bir ahmaklık meselesi. Ama gene de hiç merak etmeyene göre biraz önde misin? Öndesin. Fakat kafi görmek ayrı bir şey. Bunu başlangıç olarak görmek çok farklı bir şey olsa gerek. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala Firavun'u anlatarak da Kur'an-ı Kerim'den bize misal veriyor. Misal. Ben insanları iyiliğe sevk etmek istiyorum. Diyorsun. Paso iyilik mi anlatırsın? Bugün hukuk kitaplarında bile falanca şöyle dolandırıldığında, filancaya bilmem niye öyle olduğunda, filanca mahkemeye başvurduğunda, elinde şöyle bir evrak varsa diye yapıldığında kötü örnek de anlatırlar. Değil mi? Hukuk kitaplarında bile bu vardır. Allah Teala kainatı beyan ederken, açıklarken Firavun'la da bunu anlatıyor. Nemrut'la da bunu anlatıyor. Musa ile İbrahim'le de anlatıyor aleyhisselam. İsa aleyhisselam'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de anlatıyor. Allah Teala şöyle bir şey kurgu var Türker Bey. Ne olursa olsun, dikkat. Ne olursa olsun, bu dünyada neyi görürsen gör, eğer gitmek istediğin yer ve gideceğin yerle alakalı doğru tercihleri yapmışsan, hepsi Allah'ın öğretimine, sana güzelliği tatbik etmesine, İyi bir insan olmana ve içindeki kim olduğunla alakalı bilgiye kavuşmana hizmet ediyor. Eğer bakış açısı bozuksa, Allah'ı da görse, kitabı da görse, Ayasofya Camii'ne bile baksa, bu coğrafyada 5 vakit ezan okunan bir yerde de olsa, yine göremiyor. Ebu Cehil Kabe'ye baktı, içine 2 tane daha put konulacak yer buldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı, Cemalullah tecellisine burada bir zerre bile fazladır dedi, içini temizledi. Aynı yere bakmak kafi gelmiyor. Aynı yerden feyz almak icap ediyor. Rüya ister iyi olsun ister kötü olsun. Bu dünyada yapmak istediğin şeye göre seni şekillendiriyor. Rüyada görürsün, bazen iyi şeyler görürsün, senin sudan çıkan balık gibi bir tehlikeyle karşı olduğunu da gösterebilir. Haberci rüya diyorlar ha. Çok kötü bir rüyayla kendine de gelebilirsin. Bu şuna benzer. Bir check-up yaptırıyorsun. Kan değerlerin falan çok iyi. Aman diyorsun, devam edeyim, dikkat edeyim diyorsun. Bu adamı bu check-up işe ne yarar? Check-up iyi çıkmış. Abi getir mayonezi kızartmayı. abi iç, adam 30 sene yaşarsın diye getir abi, büyük olsun, küçük olsun diyorsa... Bu adam zıvanadan çıkmış. Check-up bunun için miydi?
Bazı adamda tam dibini bulmuşken bir check-up, bir damarın tıkandı denir. Adam kendisini düzeltmeye de gelebilir. Rüya, içinde yaşadığımız alemi check-up için sözün kaçtığı yeri fark ettin mi? Bundan yaklaşık 28 dakika ile 32 dakika önce benim hocamla alakalı bir şey anlatırken onun huzurunda 4,5 sene falan dedim. Evet, kitap. Evet. Oradan aslında bir yere girecektim, o virajı hatırlatayım sana. Oradan kaçtı mı? Tabii tabii, çoktan kaçmadı ama yeniden hesaplıyor. Yani bir yere kaçmıyor, yine gideceğimiz yer belli. Hayır, o kadar lezzetli anlatıyorsunuz ki hocam. Ya ben, estağfurullah, tabii yani uzun olabilir yani, ama ben de mesela bu bazen... Bu değilim, dinleyiciyim. Sahil yolundan 15 dakika fazla gösteriyor ama trafik çilesinden sonra eğer ben seyrede seyrede trafiği ihlal etmemek kaydı şartıyla geçiyorsam manzarası daha güzel bir yeri tercih ederim şahsen. Değil mi yani? Doğru. Tünelden git git nereye kadar? Şunu söyleyeceğim. Bırak dedim rüyada bir şeyi görmesini, etmesini, standartlarını bozması. Rüyada gördüğün hayvanlara kadar. Niye eşek gördüğünde inek görmedin? Niye inek gördüğünde kaplan görmedine kadar? Rüyalar adamın altyapısını, üst yapısını ele verir. O kadar yani, gördüğümüz hayvana tabii kadar. Mesela bir gün benim hocam böyle, hatta şimdi siz de tanımadığınız için kendi kızı vardı. Kızı böyle bir yanımızdayken bir rüya anlattı. Ya kızım dedi, kaç yaşına geldin dedi. Hala dedi büyükbaş hayvanları görüyorsun dedi. Aşamadın şunları dedi mesela. Aa. Kendi bir hakkaniyetle konuşurdu. Şimdi ne alakası var? Ha bak. Demek ki var. Var. Niye bunu değil de bunu görüyorsun? Bir gün ben Deniz böyle bir rüya anlattım. Falanca dedim, ben gördüm dedim, hakkımda beni almış dedim, filanca kahvede oturuyor, iftira atıyor, hakkımda böyle konuşuyor falan filan. Döndü bana, niye merak ediyorsun dedi. Rüya dedim, rüya olabilir, sen merak etmeseydin göstermezlerdi dedi. Aa. Senin hakkında, sen kimsin ki bu kadar kendini önemsiyorsun dedi. Ne konuşursa konuşsun, kim ne derse kendine der, sen işine baksana dedi. Çok güzel. Alacaksın, o kızı da kaçıracaksın, sonra 6 tane de çocuğun olacak. Hele bir de boğa burcuysan falan. Ya Allah'ını seversen ya. Yapma be kardeşim ya. Doğru anlatıldığında hayat bize her şeyi anlatır. Kaç dakikamız kaldı? 15 dakikamız hocam. Ben Deniz sonuna bekleyemeyeceğim. Sonunda soracağınız soruyu soracağım. Hangi sorunun cevabı? Hangi sorunun cevabı? Rüya ile amel edilir mi? Ha, evet. Al işte amel ettik. Evet. Rüya ile böyle amel edilir. Amel işlemek demektir. Rüyayı alırsın, işlersin böyle. Seni doğru bir yola da sevk edebilir. Rüyayla amel edilmez sözü ne? Rüyayla amel edilmez. Bir insan yapması gereken işleri tehir ediyor. Hakla alakalı hukukunu gözden geçiremiyor. Sadece hayal peşinde koşarak kendi yapması gereken işleri ihmal ediyorsa bu adam rüyayla amel ettiği için değil, rüyayı amel haline getiremediği için bu problemleri yaşıyor. Kullanamamış bunu. Evet. Sorun, yani benim sorduğum, başta sorduğum sorunun cevabı buydu. Bugün insanları bir filmle manipüle edebiliyor musun? 3 dakikalık bir filmle bu ülkeyi karalayabiliyor musun? Hem de nasıl yapıyor? 4 dakikalık bir filmle Hindistan'da, Pakistan'da yolda, izde, sokakta kargaşa çıkartabiliyor musun? Çıkartıyorsun. Adam bunu 5 saniyelik bir filmle bir ürün yerleştirmeyle yapıyor da rüyayla alakalı olan bir şeyi sen kullanamıyorsun. Kafan ermiyor. Bu rüyayı gören insanları yönetemiyorsun diye rüyayla amel edilmez deyip işin içinden çıkarsan senin bu rüyayı da bu insanları da doğru okuyamamakla alakalı problemin vardır ki sen Kur'an'a da amel etmiyorsun demektir. Sen bundan sana verilen şeyi kullanamıyorsun demektir. Beceremediğin, kullanamadığın şeyi yok diye Kur'an'a, dine nispet etmense çok yanlıştır. Arkadaşlar bu rüyayı gördün, gel. En azından adam sana rüyayı sormak için gelmiş. Niye kapıdan def ediyorsun onu? Kalkıp zaten hocam ben ikindiyi tam kılıyordum ki buramın kuru kaldığıyla alakalı diyeyim. Zaten sana böyle gelen adamı öp, ayağını altını öp. Sana gelmiş, yolunu bulmuş adam, onu ne yapacaksın sen? Ama senin asla bir araya gelemeyeceğin bir adam bizi alay ediyor mesela. Bazı hocalar var. Ya bırak onu diyor ya, ilmi değil. Geçenlerde şey yaptım, rüya hakkında konuşuyor. Zaten adam hayal.
Ama bak çocuğun deist oldu, senin ateist oldu. Çocuğunun kurduğu hayallerle alakalı hiçbir öngörün yok. Şunu bile bilmiyorsun sen. Biliyorsun da işine gelme, o peygamberdir diyorsun. Benim gitmemle beraber peygamberlik bitecek. Fakat peygamberliğin 46 cüzünden olan tek bir şey kalacak. 46 cüzünden bir şey. Nedir? Nedir? Salih rüyadır buyuruyor efendim selamız. Zehebetün nübüvve ve bakiyetül mübeşşerat.